Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsın hocam? İyiyim Recepçim. Sen iyi misin? Hocam iyiyim. Biz geçen ders çok güzel şeyler öğrendik. Gazneliler, Karahanlılar. Aynen. Şimdi ne konuşuyoruz? Recepçim yine ilk Müslüman Türk devletlerinden Büyük Selçuklardayız. Bak şimdi işte burada öğrencilerimiz şaşırmasın. Hemen Anadolu Selçuklular. İlk bak ilk kurulan devletimiz tarihte Asya Hun. Sonra Göktürk. Göktürk, Uygur var. Sonra İslam'a geçiş var. Gazneliler. Devam ediyor. Karahanlılar, Gazneliler, şimdi Büyük Selçuklular. Çok güzel. Büyük Selçuklu'yu da Anadolu Selçuklu ile karıştırmış. İşte bu. Onunla karıştırmasınlar. Evet. O da onda bir sonraki videoda. Evet hocam. Görürüz. Şimdi Büyük Selçuklar aslında bugünkü Horasan bölgesinin kuzey tarafında yani yine aslında Hazar Denizi'nin evet doğu kısmında yaşıyorlardı. Selçuk Bey diye bir komutanları vardı. Oğuz boyu yani Türk boyuydu. Takılıyorlardı oralarda. Sonra zamanla tabii o zamanlar böyle bugünkü gibi merkezi bir otorite yok tabii. Herkes başı boş birazcık. Zamanla böyle ona katılanlar işte menfaatlenenler toprak alalım falan gibi düşünenler girdikçe o sayı arttı artık. Art arttı ve Horosan'a doğru geldiler Eee ve ona da bu arada tabii Selçuk Bey öldü. Ü, ülkede iktidar evet. ve Çağrı Bey onun torunlarına geçti e, ve Horosan bölgesine doğru indiklerinde bizim Türkler orada Gaznelilerle karşılaştılar. Kim Gazneliler? Aa o da bir Türk O da Türk hocam. Ve o Horasan bölgesinin kime geçeceği konusunda bir anlaşma sağlanamadığı için... Savaştılar mı? İki Türk devleti savaştılar. Dikkat! 1040 Dandanakan Savaşı. Dikkat! 1040 Dandanakan. Bu savaşta Gazneliler Büyük Selçuklular tarafından yenilgiye uğratıldılar. O bölgeden Gazneliler çekildi hatta yıkıldı. Bir müddet sonra Değil mi? yıkıldı. İlginç bir şekilde bu savaş Büyük Selçuklu Devleti'nin de kurulmasına neden oldu. Yani bak arkadaşlar dikkat! 1040 Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına, Gazneli Devleti'nin yıkılmasına neden oldu. Ve bundan sonraki tarihlerde artık Türkler yavaş yavaş o bölgeye iyice egemen oldular ve Tuğrul ve Çağrı Bey devleti yönetmeye başladı. Evet. Fakat nüfus arttıkça doğudan da böyle kitleler geldikçe o bölge tabii ki yetmemeye başladı. Yetmez. Yeni yerler arayalım dediler. İşte Çağrı Bey düştü ordunun başına. Anadolu'ya doğru şeye geldiler. Keşif akılları yaptılar. Acaba oralar nasıl falan gibi. Bu ilk keşif hareketleriyle beraber şunu anladılar. Abi Anadolu çok, çok iyi. Bizim için biçilmiş kaftan. Ve dutluk oralar. Dutluk. Bomboş. Tabii <laughs> bomboş değil. Devlet yani orada Ermeniler yaşıyor. Aslında Doğu Anadolu'da e, orası Bizans'a ait. Evet. Tabii bu gitmeler gelmeler bir müddet sonra artık tamam abi biz burayı alalım noktasına ulaştırdı onları. Ve Anadolu'ya doğru Seferci. bu sefer keşif değil askeri bir akın düzenlediler ve Bizans'ta bir savaş meydana geldi. 1048 Pasinler Savaşı yani Damdanakan'dan 8 sene sonra Pasinler Savaşı. 1048. Pasinler nerede hocam? Pasinler bugünkü Erzurum'da Recep'ciğim. Bizans'la Büyük Selçuklar arasındaki ilk savaş. Sonucu çok belirgin öyle büyük şu an bir sonucu yok ama Bizans'la ilk savaş olması önemli. Bir de Anadolu'ya doğru Türklerin yaklaşması ve Doğu Anadolu'da bazı kalelerin Alınması. alınmasına neden olan bir savaş. Yani Türklerin artık Anadolu'yu e, abi biz burayı alırız. Hani gözüne kestirirsin koydu ya. Hocam. Ha aynen. Onu sağlayan bir savaş. 1048'den sonra 23 yıl sonra 1071'de ikinci büyük savaş verecek. Mavaz Savaşı savaş Bu sefer Türkler Anadolu'ya e, girecekler. Hangi e, sultan dönemi? Onu da söyleyelim. Alparslan Alparslan. Şimdi Malargit Savaşı ne? Onu konuşalım. Şimdi Türkler Anadolu'ya giriyorlar Recep'ciğim Fakat tam bazı yerleri alamıyorlar. Tümüyle almaları için Bizans o bölgeden tamamen uzaklaştırmaları lazım. E o da tabii ki anlaşarak olmaz. Savaşla oluyor. Savaşla oluyor. O zamanlar tam bizim Alpas'tan böyle güney taraflarda Mısır'a doğru bazı akınlar falan yapıyor Suriye bölgesine. O arada öğreniyor ki Bizans komutanı Roman Diyojen kralı büyük bir orduyla Doğu Anadolu bölgesine doğru geliyor. Bir U dönüşü yaparak Malargit tarafına doğru çıkıyor Alpas'tan. Hemen orduyu tahsis düzenliyor, hazırlıyor ve Roman Diogen'in karşısına e, 1071'de bir Ağustos sabahı çıkıyor. Malazgirt Ovası'nda. Bugünkü Muş. Dikkat! Muş. Büyük bir savaş oluyor tabii şimdi burada. Yani hızlıca geçeceğiz burayı mecburen evet. ama gerçekten büyük bir savaş oluyor. Türkler kazanıyorlar bu savaşı. Dikkat! En belirgin olarak burada şunu söylemem lazım. Turan taktiği sayesinde kazanıyorlar. Evet hocam. Nedir Turan taktiği? Hocam Bilirsin. böyle hilal şeklinde. Bravo. Diğer adı hilal taktiğidir. Evet hocam. Dizilip e, aslında orduyu araya alıp arkadan ve çevreden e, bastırmak. Aynen öyle. Değil mi? Şöyle yapıyorsun diyelim karşılaştık orduyla. Geri çekiliyorsun birazcık. O da sen karşı... yani biraz panikle geri çekiliyorsun. Biraz show yapıyorsun yani tiyatro gibi düşünebilirsin. Geri çekiliyorsun. Tabi düşman sana doğru geliyor. O arada buralara bıraktığın askerler var. Onlar buradan çeviriyor. Sen buradan bir geri dönüşle e, düşman bir anlamda bir dairenin içinde de kalmış oluyor. Evet hocam. Bu Turan taktiği Türklerin savaş tarihine diyelim hediye ettikleri bir kavramdır ve onu ciddi manada uyguladıkları Çok e, savaş bir vardı savaş vardı. ama bunlardan biri de Malazgirt Savaşı. Evet hocam. Ne oluyor sonuçta? Uzatmayalım Recep'ciğim. Malazgirt Savaşı'nda Roman Diyojen Alparslan'a esir düşüyor. Bizans İmparatoru çadırına geliyor Roman Diojen Alpaslan'ın onu çıkartıyorlar huzuruna. Alpaslan ona diyor ki sen diyor beni diyor esir alsaydın ne yapardın? Ne yapardın? Diyor ki o da ya diyor esir alırdım yani sürgüne gönderirdim ya da diyor seni diyor esir alıp İstanbul sokaklarında gezdirirdim, süründürürdüm ya da seni öldürürdüm diyor. Peki diyor ben ne yapayım? Ben ben ya, ya öyle deme yok. <laughs> Sürdürdüm diyor. Ama diyor ben diyor sana öyle yapmayacağım diyor Alparslan. Seni diyor affediyorum diyor. Nasıl diyor şaşırıyor Alpars şey. Roman Diyojen. Seni affediyorum diyor. Gidebilirsin ülkene geri diyor. Neyse bu adamcağız yani Roman Diyojen çıkıyor şeyden. Bir, bir müddet misafir kalıyor. Sonra ülkesine doğru geri gidecek. Tabii, o arada Roman Diyojen'in esir düştüğü tabi haberi Bizans'a ulaştığı var. için çoktan yerine başka birini e, koyuyorlar. Tabi o arada bir bakıyor ki yerine başka biri geçmiş. Onu da paketleyip bir adaya sürgüne gönderiyorlar. Sonra adamcağız iki sene sonra orada ölüyor. Yani, Kahrından ölmüş oluyor. Kahrından ölüyor diyelim yani. Yani böylece Roman Diyojen ölüyor. Ama Türkler, şimdi uzatmayalım. Malazgirt savaşıyla ne oldu? Bak önemli olan o. Bir, Türkler Anadolu'ya doğru artık girdiler. Anadolu'ya girerek özellikle Doğu Anadolu bölgesini tamamen kontrolü altına aldılar. Ve ta İzmir'e kadar, ta İzmir'e kadar yani İstanbul'a kadar olan bölgelere yani tümüyle hakim olamasalar da ulaştılar. Ve Gittikleri her yere camiler, köprüler, mimari eserler yani bayındırlık faaliyetleri yaparak o bölgeleri Türkleştirdiler diyoruz. Bu önemli. Ha, yani Malazgirt Savaşı ile kısacası Anadolu Türkleşme sürecine girdi. girdi. Yani Anadolu'da bir artık Türkiye tarihi diye bir şey başladı. Bak dikkat önemli mi arkadaşlar? Türkiye tarihi başladı. Yani Anadolu tarihi başladı. Çünkü artık Türkler Anadolu'da. Evet. Fakat Recep'ciğim Malagis Savaşı'ndan sonra Anadolu hemen bir çırpıda e, Türkleşmedi tabii. Tabi hocam asla olmaz. Ne oldu hocam? Zaman aldı ama şöyle oldu. Alparslan dedi ki, ya dedi ben tek başıma bütün Anadolu'nun şehirlerini ele geçiremem. Acaba ne yapsam? Buldum. <laughs> komutanlarını çadırına çağırdı. Danışman Gazi, Artuk Bey, Saltuk Bey, Çaka Bey hepsini çağırdı. Ortalık Bey kaynıyor. o, yani o devrin önemli komutanı. Evet. Dedik Dedi onlara arkadaşlar bakın dedim. Anadolu şehirlerini almalıyız Bizans'ın. Yani tamam bu savaşı kazandık ama ya bütün bölgeye biz hakim değiliz. Bu şehirleri almalıyız. Onlar dedi evet komutanım almalıyız. Ama nasıl? Dedi ki Alparslan. Arkadaşlar dedim sizleri görevlendiriyorum. Herkes kendi askerlerini alsın yanına. Fethettiğiniz yer sizindir. Allah. Recep bak düşün. Sana diyorum ki ben bir kral olsa fethettiğin yer senindir desem. Konya'ya gidiyorum hocam. Aynen <laughs> gidersin. ya büyük motivasyon değil evet mi? Evet hocam. Çünkü o bölge senin bütün her şeyi vergisi mesela. Sadece vergisini alsan. Kras. İhya oldun zaten. Evet hocam. Dolayısıyla inanılmaz bir motivasyon sağlıyor. Ve bu adamlar yani bu beş komutan bir daha sayalım. Çaka Bey, Artuk Bey, Mengücek Bey, Saltuk Bey, Danışmet Gazi. Bu beşi Anadolu'ya bir anlamda böyle dağılıyorlar. Kendine bağlı askerleriyle belli bölgeleri ele geçiriyorlar. Şimdi sıkı dur. Böylece Anadolu'da ilk Türk beylikleri Kuruluyor. Kuruluyor. Dikkat. Demek ki Malazgirt Savaşı'nın bir diğer sonucu da buymuş. Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Şimdi Recepciğim, o zaman toparlayalım. Malazgirt'in sonuçlarını bir daha sayalım mı? Tabii hocam. 1. Anadolu hızlı bir şekilde Türk Türkleşti. 2. Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Kuruldu. 3. Anadolu'nun bütün her tarafına camiler, yollar, köprüler Yapıldığı. yani mimari eserler yapılarak Anadolu bir anlamda türkleştirildi. türkleştirildi ve İslamlaştırıldı. Evet. Şimdi bu beylikleri teker teker konuşalım mecburuz. Tabii hocam. İlk beyliğimiz Saltuk Bey. Hocam Erzurum bölgesini yani bugünkü Erzurum o bölgeyi ele geçirdi. O bölgede bir beylik kurdu. Saltuk Beyliği diye. O o beylikten günümüze kalan önemli bir eser var hocam. Nedir hocam o? Kale. Mama Hatun Külliyesi. Mama Hatun Türk tarihinde en ilginç kadın figürlerden biridir hocam. Niye hocam? Babasının ölümüyle Saltukluların başına geçiyor. Bak Saltukluların başına geçiyor. Ama ülkede çok fazla rakibi olduğu için Birazcık korkuyor tabi. Yani o zaman tabi kadın olmak bugün de zor ama o gün daha da zor. Evet. Rakipler çok fazla. Çetin, amcalar, kuzenler. Hatta gidip ev yumurlarına falan yardım istiyor falan. Tabi yardım ulaşamıyor falan. Ee, yani gidip yardım istiyor. benim Tahtımı koru gibilerinden. Evet. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bu yardımdan sonra Mama Hatun'la ilgili bütün bilgi kesiliyor. Ya yani tarihte bu talepten sonra Mama Hatun'a ilgili bilgi bulamıyoruz. Allah hocam bir tek bildiğimiz ne biliyor musun? Nedir? Mama Hatun'un bugün Erzincan'ın Tercan ilçesinde külliyesi var. Nedir külliye Recepçiğim? Onu biliyoruz yani. Onu diyeceğim. Anıt Nedir külliye? Gibi bir... Ha, anıt mezarı var. Bravo. Külliye şu demek. Çünkü kampüs gibi düşünebilirsin çocuklar. Kampüs ne var içinde? Okulu vardır değil mi? Vardır. Her şey. Hocam. Bugün de mesela o gün de külliye şu. İçinde anıt mezarı var. Mama Hatun'un kendi mezarı var. Kervan sarayı var. Küçük imarathanesi var. Buna komple bunlara biz külliye diyoruz. Evet. Bir külliye yaptırıyor. Bir de onu biliyoruz yani. Başka yok. Başka bilgi şey bilmiyoruz. Çok bilmek isterdim hocam ne oldu? Evet. Gerçekten şundan dolayı çünkü kadınlarımıza bir örnek şahsiyet göstermek açısından aslında güzel bir hikayesi var. Kesinlikle. Fakat öyle. kesiliyor işte yani. Hocam o hikayeyi biz devam ettireceğiz. Işte. Aslında biliyor musun? Yani neden olmasın yani? Gençler. Evet. Peki ikinci beynimiz danışmetler hocamcığım. Bugünkü Sivas taraflarında e, kurulmuş bayağı o geniş bir alanda o bölgeyi Türkleştirmiş Danışman Gazi var mesela çok ünlü bir komutanları o, o bölgede mesela Sivas'ta Anadolu'daki ilk medreseyi yaptırıyor Yağıbasan Medresesi duydun mu hiç Recep'ciğim? Hiç duymadım. Niksar'da gittin mi Niksar'a hiç? Yok hocam. Tokat Niksar'da Danışmentler'den günümüze kalan önemli bir eser Yağıbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medrese nedir medrese Recep'ciğim? hocam bu da okul gibi. Okul evet. bravo. Demek ki Sivas'ı bir anlamda Tokat'ı Niksar'ı bir bilim ilim merkezi yapmak istemiş olabilir. Evet. Danışmanlık kazı. Bir de diğer verimiz Mengücekliler Recep'ciğim. Bunlar nerede hocam? Mengücek'te bugünkü yine işte Erzincan taraflarında iç içe yakın onlar Sivas Erzincan o bölgede kurulmuş Divriği taraflarında bir beyliğimiz. O beylikten günümüze kalan çok önemli bir eser var Recep'ciğim. Nedir hocam? Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası. Duydun mu hiç? Ulu Cami? Duydun. Ama Erzurum'da değil mi o? Erzurum'da Ulu Cami var bir de Divriye Ulu var. Ha. Divriye Ulu Camii muazzam bir eser ve Darüşşifa Şifa var. İç içe onlar. Ne demek Darüşşifa? Şifa? Hastane mi? Hastane şifadan anlarsın Recep cim. İşte bak demek ki Mengücekler günümüze müthiş bir armağan bırakmış. Divriye Ulu Camii ve Darüşşifası. Şifası. Divriye'nin en önemli özelliği kapısıdır Recepciğim. İnanılmaz süslemeleri var. Hocam şu an görsellerde de görüyoruz. Gerçekten görüyoruz. Büyük fırsatta da gidip göreceğiz. İnşallah. Ben ne yaptım bak. Gitmediğimce aklıma geldi Recepciğim. Bir yıllar evvel bir yaz günü böyle 5 6 gibi evdeyim. Yemek yiyorum. Akşam 5 6 yiyorum. 5 6 yemek yiyorum. Televizyonda da e, National Geographic'te bir belgesel seyrediyorum. Divriği Ulu Camii'ni gösteriyor. Adamlar gelmişler Amerikalardan, oradan buradan. Anlatıyorlar süslemeler şöyle böyle. Ben de çok fazla bilgim yoktu. Bir de çok meraklı bir adam bilirsin beni. Ulan dedim bu nedir ya? Ben buraya gitmem lazım. O zaman yaz tatilleri müsaitiz. Atladım. Bir saat sonra harame gittim. Otobüste hocam. Aynen. Ama zamansız bir şekilde bindim. Gece bilmem kaçta Sivas'a attı beni. <laughs> şey otobüs. Divri er nerede diye sordum. Divriği tabii uzakmış da tabi bilmiyorum o zaman. Divri, bir de tekrar minibüse binmen lazım. E, sabah oldu. Bekledim. Minibüse bindim. E, divri'ye geldim. Camiyi gezdim. Dar şifayı gezdim. Muazzam uçuyorum. Fotoğraf çekiyorum falan filan. O kadar kendimi kaptırmışım gibi baktım akşam 6-7 olmuş saat. Dedim ne yapayım Divriği'de kalayım o zaman bir otelde. Kaldınız. Öğretmen evi, polis evi bilmem ne aradım. Meğersem bir şey varmış orada bir şenlik varmış bütün yok, her, her yer, yer dolu. dolu. Yaz günü olduğu için şenlik bir şey var hatırlamıyorum. Abi ne yapacağım geziyorum Divriği'de. <laughs> Nerede yatacaksın dönüş yok ve o zamanlar belli saatlerde otobüs var. Geziyorum baktım birisi geliyor tanıdık. Üniversitede arkadaşım İskender. Aa, çok güzel. <laughs> o da benim gibi Adana'dan gelmiş. Denk şey, geldiniz oraya. E, oraya gelmiş. sırtında da bir tane şey var çadır. Ha çadırda kaldık. <laughs> 10 numara o gece çadırda kaldık. <laughs> Divriği olacağı bile yakınında bir yerde. çok güzel. Ertesi gün tabii atladım geldim. Hocam ya divri ulu yüceklerden evet, bize kalan bir şaheser. Unutmuyoruz Müthiş. Mı? Evet. Diğeri Artuklular Recepciğim. O nerede hocam? Mardin, Diyarbakır. Bakır. onlardan da günümüzde muazzam bir eser kaldı. Hala orada zaten Mardin'de Artuk falan ismi var hocam. Evet Artuk Üniversitesi var değil mi Recepciğim? Evet. Malabadi Köprüsü diye bir... Duydun mu Recepciğim köprüyü? Malabadi Köprüsü Artuklulardan kalma. Bir de Artuklulardan bize kalan birisi daha var Recepciğim. El Cezeri. Kim hocam o? Recep El Cezeri bir artık mı bilim insanı? Ne o, yapıyor hocam? Yani artık bu sarayında hükümdar diyor ki aptı çok zorlanıyorum diyor. Bana diyor bir robot yapar mısın diyor. Ha doğru konuşuyor. Çıkıyor istiyor. robot yapıyor evet. Yani su, abdest alınan böyle otomatik bir şey yapıyor. Yani Cezeri gerçekten e, dünyanın ilk mühendislerinden biri sayılabilir yani. O kadar büyük bir adam. Onun konusu 7. sınıf oldu. Şimdi girmiyorum evet, ama hocam. artık ollarında Cezeri var herkesin bilgisine ve Çaka Bey Recepciğim. Hocam Çaka Bey nereye Çaka Bey İzmir'de. Güzel İlk ya. Türk Denizci Beyliği Recep'ciğim. Çaka taka oradan akıllı kalıbı çocukların. Denizci Beylik ta İzmir'e geliyor. Orada bir beylik kuruyorlar. Gelmişken de bir deniz kenarında aynen, Aran bir de, Beylikini aynen, kuruyor. bir de beylik kuruyorlar. Ve denize karşı böyle denizcilik yapıyorlar. Unutmayalım onu altın çizelim. Süpermiş hocam. Recep'ciğim evet. ilk Türk beylikleri bunlar. Şimdi biz tekrar minicik bir U dönüş yaparak Büyük Selçuklu'ya geri dönelim. Niye hocam ne oldu? Şimdi hani biz Alparslan'dan sonra bunları kurduk ya. Hani bu kurduk. ilk Müslüman Türk Devletleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Tabi Alparslan ölüyor. Ondan sonra sonra Melikşah devri başlıyor Selçuklularda. Tabii Melikşah devri Büyük Selçuklu'nun en parlak devri. O dönemin en önemli bir tane adamı var. Vezir Nizamül Mülk. Nizamül Mülk duydun mu Acayip büyük adam. Çok büyük adam. Vezir Nizamül Mülk aslında Selçuklu'yu Selçuklu yapan adam. Niye? Çünkü o kadar otoriter ve aynı zamanda bir teorisyen yani devlet adabı, devlet gelenekleri, her türlü e, siyasi işler şunlar bunlar. Onda. Onda. Yani ülkeyi aslında o yönetiyor gibi Hocam, sanki arka planda. Kitap gibi. Kitap da yazmış hatta Recep'ciğim. Siyaset Name diye bir kitap yazıyor. Dikkat. Bu kitapta yine aynı Kutadgu Bilig gibi bir eser, insanlara böyle öğütler veren bir eser. Ee, devlet geleneği ile ilgili. Onun da 6. Nizami Mülk önemli bir isim. Siyasetname kitabını unutmuyoruz arkadaşlar. Ama yaptığı önemli bir şey var. Hala onu söylemedim. Bir medrese kuruyor. Nizamiye Medresesi diye. Bağdat'ta. Bağdat'ta kuruyor hocam. Bağdat'ta Bahadat. kuruyor. Yani üniversite eğitimi gibi düşünebilirsin. Eğitimi de çok önemli veren bir adam. Yani Melikşah devrinin en parlak adamı Nizamül Mülk Recepçi. Fakat Melikşah'ın ölümünden sonra Selçuklu Devleti zayıflıyor. Sultan Selçuklu döneminde Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'yla Selçuklu Devleti yıkılıyor. Ve Türkler o bölgede büyük bir kargaşa içinde kalıyorlar bir müddet. Ama biz projeksiyonlarımızı Anadolu'ya çevirdiğimizde Anadolu'da bir devlet görüyoruz. Adı Türkiye Selçuklu, Selçuklu. Devleti. Onu da bir sonraki videoda konuşacağız Recepçi. Çok güzel hocam. Bugün arkadaşlar müthiş Şeyler konuştuk, Türk beyliklerini konuştuk hocam. Aynen öyle. Arkadaşlar, varsa sorularınız bu konuda yorumlara yazabilirsiniz, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Çünkü hocam yorumlarda ben görüyorum diyorlar çok güzel dersler ama niye bu kadar az izleniyor, niye bu kadar az beğeni var diye. Arkadaşlar siz beğenirseniz kanal daha da büyüyecek. Eyvallah. O yüzden bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocam. İyi Hoşçakal. günler.